Demet Akalın geçtiğimiz gün katıldı. Aile Çelik'in doğum günü çıkışı Hande Yener sorulunca avukatımı uzlaşmaya gidin dediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Hande Yener de cevap vermiş. İzleyelim. Demet Akalın ve Hande Yener arasındaki savaş yine alevleniyor. Hande Yener hangi sözleriyle Demet Akalın'ı çıldırttı? Deli bile deli bile deli bile ara sıra laf anlar. 11 yıl süren polemikte bu kez ortalık neden kızıştı? Hande Yener'i açtığım davanın uzlaşmaya gitmiş. Demet Akalın Hande Yener'le uzlaşmak istemiyor mu? Hande Yener'i açtığım davanın uzlaşmaya gitmiş. Bu kavga bitmez. Arkamdan atıp tutup konuşup söylenme. Ben de durum şöyle ses kesinle. Yıllardır magazin dünyasının en olaylı ünlüleri Demet Akalın ve Hande Yener. Yenilendim diyorlar. Mesela parça aynı. Çamur. Bir küs, bir barışık ve hatta bir de mahkemelik olan Demet Akalın ve Hande Yener'in arasındaki savaş bir türlü bitmek bilmiyor. Radyo ve televizyonlarda bir Hande Yener, bir Demet Akalın şarkısı çalıyordu. Hatta bir ara sosyal medyada anket bile yapılmıştı. İsimlerinin yazılı olduğu şıkları sosyal medyada gören Hande Yener öylesine çıldırmıştı ki beni şu görgüsüzle kıyaslamayın. Bu yorumuyla yılların polemiğini başlatmış, Demet Akalın'a savaş açmıştı. Polemiği. Bakan müziğiyle de böyle hissedenlere ben üzülüyorum. Demet Akalın'sa o dönem Hande Yener'in adını bile duymak istemiyordu. Hande Yener. Demet Akalın'ın kızı Hira ile paylaştığı fotoğrafın altına Hande Yener öyle bir yorum yaptı ki ünlü popçuyu bu kez çıldırttı. Demet Akalın sinirini alamayıp sosyal medyadan mesaj üzerine mesaj yayınlıyordu. Ancak Hande Yener lafını söyleyip ortadan kayboldu. Demet Akalın kızına ve kendisine hakaret eden Hande Yener'e dava açtı. Dostluğunuzun pekiştiğini düşünürken tekrar böyle bir polemik... Dostluk mu dedin? Geçtiğimiz gün Demet Akalın Ayla Çelik'in doğum günündeydi. Ve Hande Yener'e uzlaşma olabilir demişti. Dün bile Hande Yener'e açtığım davanın uzlaşmaya gitmiş. Dedim ki avukata inan uzlaş yani. Yani ben dava açtım uzlaş bitsin. Yani çünkü kimseyle kavgalı gürültülü hiçbir şekilde olmak istemiyorum yani. Hande Yener bu sözler üzerine yine rahat durmadı. Teklif geldi, kabul ettim. Kıbrıs'ta konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Yener, karşılıklı açtığımız davalar için uzlaşma teklifi geldi. Ben de kabul ettim. Karşı tarafta uzlaşmak istedi. O atışmalar bitti. Mahkemeleri böyle konuşmalarla meşgul etmek istemiyorum dedi. Demet yine çıldırdı. Bu sözleri duyan Demet Akalın sosyal medyada Hande Yener'e ateş püskürdü. Anlaşılan Hande Yener ve Demet Akalın arasındaki polemik hiç bitmeyecek. Arkamdan atıp tutup konuşup söylenme. Ben de durum şöyle ses kesinle.